Babamız bugün Peppa ve George'a bakıyor. Büyük baba, sana her şeyin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu kaydırak. Buraya tırmanıp buradan da kayıyorsun. Ve herkes sırayla kayıyor. Oho, kaydırak nedir biliyorum Peppa. Küçük bir domuzcukken ben de çok oynardım bu oyunla. Eskiden sizin de salıncaklarınız var mıydı? Oho, salıncaklarımız, tırmanma demirlerimiz ve dönen platformlarımız vardı. Oo. Ama biliyor musunuz en çok kaydırağı severdim. Ben de en çok onu seviyorum. Herkes sırayla kaydıraktan kayıyor. Yaramaz Richard, sıranı beklemen gerektiğini biliyorsun. Tavşan Richard sırasını beklemekte zorlanıyor. Oh, hay aksi, küçük olmak kolay değil, öyle değil mi Richard? Richard küçük olduğu için bence beklemesine gerek yok. Yerinizde olsam kuralları değiştirmezdim büyük baba domuz. Saçmalık. Çocuklara anlayış gösterilmeli değil mi? Ama büyük baba, George da küçük ama sırasını beklemesi gerekiyor. Evet, George da küçük. O zaman onun da beklemesi gerekmez. Olamaz. Kaydıraktan sadece Richard ve George kayıyor. Büyük baba, biz ne zaman kayacağız acaba? Merak etme Peppa. Fazla uzun sürmeyecektir bu. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de öyle. Hadi gidip salıncakta sallanalım. Pony Pedro salıncakta sallanıyor. Ne? Pedro, artık ben sallanabilir miyim? Ben biraz daha sallanmak istiyorum. Ama uzun zamandır sen sallanıyorsun. Büyük baba domuz, beni biraz daha sallamak ister misin? Sanırım artık sıra başkalarında Pedro. Ama birazdan eve gitmem gerek. Oo, anladım. O zaman başka. Dur sallayayım seni. Ama büyük baba. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de. Ben de. Hadi gidip dönen platforma binelim. Herkes dönen platforma binmek istiyor. Dönen platforma çok kalabalık binmişsiniz. Herkes insin. Ama büyük baba domuz ilk önce ben gelmiştim. O zaman sen tekrar binebilirsin yavrum. Benim de binmem lazım. Nedenmiş o Rebecca? Çünkü yakında benim doğum günüm. Oo, pekala. Ben de. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Evet. Durun, ama atlı karıncada hiç oğlan yok. Bakalım şimdi herkes hazır mı? Benim gözlüğüm var. Binebilir miyim lütfen? Çocuklar kendi kurallarını koyuyor. Benim binmem lazım çünkü havuç seviyorum. Şimdi hepiniz hazır mısınız bakalım? Hayır, ben de binmeliyim çünkü böyle yapabiliyorum. Anne domuz geliyor. Nasıl gidiyor büyük baba domuz? Kafam karıştı. Bu park kuralları çok karışıkmış meğerse. Sadece tek bir kural var büyük baba domuz. O da şu. Herkes sırasını beklemelidir. Yani küçükler bile mi? Küçükler bile. Peki ya büyük babam gibi çok yaşlılar? Büyük baban gibi çok yaşlılar bile. Parkta herkes sırasını beklemelidir. Luna Park. Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi. Luna Park'a bayılıyorum. Kaydırak, kaydırak. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin, ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne, deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Dev oyuncak ayı.
Denerim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan boş o para kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ayı istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne, kocaman bir ayı. Çok fazla büyük. Hayır, değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şeyi için. Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. Oh. George artık yüksekten korkmuyor. Biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. İniş yolu burası baba domuz. Pekala. Gelin buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha dev ayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin, kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım, siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz, işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne, lütfen. Çok büyükler. Hayır, değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Fakat tutunun. Çok yüksekteyiz. Neyse ki bitti. Bir pound'a 5 kez dönüş. 5 kez dönüş mü? Olamaz. Gelin gelin, gücünüzü tokmak vezille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. Şansın yokmuş. Ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Evet baba domuz biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum, o kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman tanrım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın. Anne, bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Teşekkür ederim Peppa. Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. Bugün köpek Deni'nin doğum günü. Bir parti veriyor. Herkes korsan kılığına girdi. Pony Pedro kovboy kılığına girdi. Merhaba canlarım. Büyük baba köpek korsan kılığına girdi. Merhaba büyük baba köpek. Bana sakallı köpek deyin. Merhaba sakallı köpek. Siz büşür korsanlardan hanginiz engin denizlerin ganimetlerine konmak için yanıp tutuşuyor? Neden böyle tuhaf konuşuyor? Bu korsan konuşması. Korsan oyunu oynamak istiyorsanız şöyle deyin. Arr! Arr!
Tehlikeli bir oyun mu bu? Hayır Pedro. Büyük baba köpek bana çok güvenli bir oyun olacağına söz verdi. Ama çok heyecanlı olacak. Kim oynamak istiyor? Şimdi plan şöyle. Benim bir yığın altınım vardı. Hepsi bana aitti. Ama Kaptan Hawk beni 3 kağıda getirdi. Ne? Korsan konuşmasını anlamak biraz zor. Kaptan Hawk benim hazinemi aldı. Kaptan Hawk'un korkusuz bir korsan olduğunu bilmeniz gerek. Bazılarınız onu şöyle tanıyor tabii. Büyük Baba Domuz. Büyük Baba Domuz. Ve oyunun amacı Kaptan Hawk'un gizli yerine gidip yakalanmadan hazinemi geri almak olacak. Yaşasın! Herkes korsan oyununu oynamak için çok hevesli. Merhaba Büyük Baba Domuz, geliyoruz. Çok güzel. Geliyor. Büyük Baba Domuz ve Papağan Poli korsan hazinesini koruyor. Kara Kalyon hızlansın ve rüzgar peşimize düşsün. Aa, o da ne demek? Tekneyi çalıştırın. Durun, can yeleklerinizi giyin. Büyük Baba Köpeğin teknesinde bütün çocukların can yeleği giymesi gerekiyor. O hain sakallı köpek az sonra burada olur. Al sana güzel bir fincan çay Büyük Baba Domuz. Oo, teşekkür ederim Büyük Anne Domuz. Nihayet, herkes hazır mı? Bay sakallı köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo, Büyük Baba Köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce. Evet, evet gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor. Demir al, tam yol ileri. Biz neşeli korsanlarız. Bilim mavi denizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar Büyük Baba Domuz'un meyve bahçesine geldi. Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar! Şşş, anne! Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara bayılır. Aha, yakaladım seni. Büyük Baba Köpek yakalandı. Benim hazinemi alacaktın öyle mi? O benim. Onu adil şekilde kazandım. Oo, hayır, kazanmadım. Aa, evet, kazandım. Bu güzel korsan oyunu için teşekkür ederiz Kaptan Hawk ve Sakallı Köpek. Rica ederiz. Evet, çok eğlenceliydi. Mutlu yıllar dilerim. Bence bu en iyi korsan partisi. Peppa ve arkadaşları için okul günü. Aho çocuklar, bugün sayılarla ilgili her şeyi öğreneceğiz. Sayılar ne içindir bilen var mı bakalım? Sayılar saymak için midir? Evet Peppa. Şimdi kim saymak ister peki? Ben. Tamam Pedro. 1, 2, 3, 4. Pedro 4'e kadar saydı. Aferin sana Pedro. 4'ten daha fazlasını sayabilecek olan var mı? Ben. Rebecca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rebecca 7'ye kadar saydı. Çok iyi Rebecca. Madame Gazel. Evet kendi. Annem ona kadar sayabiliyor. Vay canına. Evet. 7'den sonra 8, 9 ve 10 gelir. 8, 9, 10. Çok iyi. Oyun zamanı.
Tavşan Rebecca, Zebra Zoe, Koyun Suzy ve Peppa ip atlamayı seviyor. Kubu seviyorum. Deniz'i seviyorum. Suzy benimle ip atlamanı istiyorum. Pini seviyorum. Pon'u seviyorum. Zoe'yi de atlasan istiyorum. Buldum. Hadi kim durmadan en çok atlayabilecek bakalım. Ben sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zoe kazandı. Yaşasın. 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 Ne? Pedro, sen de ip atlamak ister misin? Hayır, teşekkür ederim Papa. Ben hula hoop çeviriyorum. Salla çevir, salla çevir, salla çevir, salla çevir. Hula hoop, hula hoop. 1, 2, 3. Durmadan kaç kere çevirebilirsin? 1.000.000 kere. Vay canına, çok fazlaymış. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere yaptın. Birazcık yoruldum. Kalanını da sonra yaparım. Sen hula hoop çevirebilir misin Emily? Kendi özel yöntemimle çevirebilirim. Phil Emily hula hoop'u hortumuyla çeviriyor. Yaşasın! Bence 100 kere filan çevirdi. George birdir bir oynamak istiyor. George birdir bir oynamayı seviyor. Birdir bir oynuyoruz. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyun zamanı bitti. Ona kadar sayabiliyoruz. Çok iyi. Ama saymak için oyun oynamamız lazım. Elbette. Richard, Edmund, ekstra uzun atlama ipini getirin hemen. Merhaba. Peppa ve George'u almaya geldim. Baba, erken gelmişsin. Oo. Sorun değil, oyunumuza katılabilirsiniz. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Hazırız. Ona kadar sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yorulmuş gibisiniz baba domuz. Ben iyiyim. 100'e kadar bile atlayabilirim. İyi fikir baba domuz. 100'e kadar. Belki 20'ye kadar. Tamam, 20'ye kadar. 11, 12. Yolda kızı. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve ailesi arabalarıyla parka gidiyor. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Peppa ve George parka gitmeyi seviyor. Neden durduk ki? Çünkü trafik sıkıştı. Ama bizim parka gitmemiz gerekiyor. Üzülme George. Bak trafik yine açıldı. Dur. Bay Boğa trafiği durdurdu. Ne oldu Bay Boğa? Muu. Yolu kazıyoruz da. Şuraya bakın. Yerden su çıkıyor. Evet, orayı tamir ediyoruz. Uzun sürecek mi peki? Gerektiği kadar sürecek tabii ki. Dozer, dozer. George dozerleri seviyor. Bu tarafa Bay Gergedan. Zaman patron. Bay Boğa patron. Bay Boğa, bu kadar su nereden geliyor acaba? Yer altındaki patlayan su borusundan geliyor tabii ki. Nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız. Bay canına. Suyu kapatacağız.
George vinçleri seviyor. Eski boruyu çıkartacağız. Ve yenisini takacağız. Çalışmanızı bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Ha, olamaz. George Bay Boğa'nın yanından ayrılmak istemiyor. Ağlama George. Parka gidiyoruz. Kum havuzunda dozer ve vinçlerle oynayabilirsin. Üzülmeyin, eve dönerken Bay Boğa'yı yine göreceğiz. Peppa ve ailesi sonunda parka geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Phil Edmund ve Tavşan Richard kum havuzunda oynuyor. Hadi kum havuzunda oynayalım. Tamam. Ne oldu acaba? Burada yolu kazıyoruz ve buranın patronu benim. Peki uzun sürer mi? Gerektiği kadar uzun sürecek. Bir çukur kazmamız gerek. İçini dolduracağız. Ve yol tamir olacak. Peppa, George, eve gitme vakti. Olamaz. George daha eve gitmek istemiyor. George, eve dönüş yolunda Bay Boğa'yı yolu kazarken görebiliriz. Hoşça kalın. Güle güle Peppa. Peppa ve George Bay Boğa'yı tekrar görmek için sabırsızlanıyor. Dozer, vinç. İşte geldik. Bay Boğa burada değil. Bay Boğa işini bitirip evine gitmiş olmalı. Hayır Peppa, bu sefer elektrik kablosu bozuldu ne yazık ki. Elektrik kablosunu nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız tabii. Yaşasın! Peppa ve George Bay Boğa'nın yolu kazmasına bayılıyor. Herkes Bay Boğa'nın yolu kazmasına bayılıyor. Hem iş hem oyun. Çok güzel, güneşli bir sabah. Boş oturmak için ne kadar güzel bir gün. Baba domuz boş oturmayı seviyor. Baba, bugün işe gitmeyecek misin? Hayır Peppa, bugün cumartesi. Baba domuz cumartesi günleri çalışmıyor. Baba domuz, işe geç kalacaksın. Ama bugün cumartesi anne domuz, öyle değil mi? Hayır, bugün perşembe. Baba domuz perşembe günleri çalışıyor. Sonra görüşürüz. Güle güle. Zavallı babam çalışmak zorunda. Anne çok şanslısın. Bütün gün evde oynayabiliyorsun. Ben oyun oynamıyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum. George mutlu bayan tavuk oyununu oynamak istiyor. George mutlu bayan tavuk oyununu işim bitince oynarız olur mu? Anne koyun ve Suzi Peppa'yı oyun grubu için almaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Oyun grubunda iyi eğlenceler. Hoşça kal anne. Çok çalış olur mu? Bayan koyun, siz çalışıyor musunuz, oynuyor musunuz? Bugün spor salonuna gidiyorum. Çok çalışacağım. Spor salonunda ne yapıyorsunuz? Koşuyorum, atlıyorum ve zıplıyorum. Anne, o iş değil ki. O oyun. Peppa ve Suzi oyun grubuna geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Çocuklar, bugün alışveriş oyunu oynayacağız, tamam mı? Kim dükkancıyı oynamak ister? Ben. Peppa ile Suzi dükkancı olsun. Kalan herkes müşteri olabilir. Peppa ve Suzi dükkan sahibi rolü yapacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor?
Ben paraları alırım Suzy. Sen de tezgahtar olursun. Tamam. İlk müşteri köpek Danny. Merhaba dükkancı. Merhaba Bay Köpek. Bisküvi alabilir miyim lütfen? Suzy, acaba bisküvimiz var mı? Hayır. Ama oyuncak telefonumuz var. Peki oyuncak telefon ne kadar? Tam olarak 100 pound yeterli olur. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Hey. Merhaba dükkancı. Bir tane ekmek alabilir miyim acaba? Hayır. Ama oyuncak ev alabilirsiniz. Bir poşete koymamızı ister misiniz? Evet lütfen. Bir peni alabilir miyim lütfen? Aa, o kadar param yok ki. Bir dahaki gelişinizde verebilirsiniz. Vay canına, bu iş çok zormuş. Evet. Merhaba dükkancı. 1.000.000 sterline ne alabilirim acaba? Suzy, 1.000.000 pound'da neyimiz var bizim? Havuç var. Evet lütfen. Tavşan Rebecca havuca bayılıyor. Eve gitme vakti. Baba domuz Peppa ve Suzy'yi almaya geldi. Baba, bugün işler çok yoğun muydu? Evet, bugün çok fazla çalıştım. Biliyor musunuz, biz de çok fazla çalıştık. Biz dükkancı olduk baba. Falan filan, falan filan, falan filan. Bitti ve çıktı alalım. Anne domuz işini bitirdi. Tamam George. Belki bir kez Mutlu Bayan Tavuk oyununu oynayabiliriz. Bunu hak ettik artık. Yaramaz anne. Mutlu Bayan Tavuk oyununu oynuyorsun. Ah, çünkü George'la ben işimizi bitirdik. Öyle değil mi George? Hepimiz işlerimizi bitirdik. Hadi hepimiz oynayalım. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. George, Tavşan Richard geldi. Georgie! Richard! Dinosoy! Dinosoy! Hoşçakal Richard. Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. Oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. 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 Yağmurlu günlerin patates. En iyi yanı patates. Televizyonda patates. Önemli patates. Programlar izliyor patates. Olmamız. Patates. 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 Anne, patates. George patates. Ve Richard patates. Yatak odasını dinozor diyarına patates. Çevirdiler. Patates. Ve patates. Dinozor diyarı patates. Çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı patates. Yanında. Patates. Ama benimle oynayacak patates. Hiç kimse yok. Patates. Koyun Suzy'yi davet edebilirsin. Patates. Koyun Suzy, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Alo, merhaba ben Koyun Suzy. Suzy, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel olur mu? Sonra gelip çabuk Suzy hadi yukarı seni alırım. George, Richard, hemşire Suzy geldi.
burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şş, hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Yavrum, neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Toplayıp zıplamak için. Her kız çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Eşek delfin. Alo, ben Baba Domuz. Bay Domuz, nasılsınız? Oo, telefonda bir tuhaflık var. Umarım İngiltere'de havalar iyidir. Gördün mü? Telefon garip şeyler söylüyor. Merhaba, nasılsınız? Alo beyefendi. Evet. Hoşça kalın. Arayan Bay Eşek'ti. Fransızca konuşuyordu. Aha, tahmin etmiştim. Anne, Bay Eşek sana ne dedi? Küçük Eşek Delfin bizi ziyaret edebilir mi dedi. Aa, ne güzel. Eşek Delfin, Peppa'nın Fransa'dan çok özel bir arkadaşı. Delfin bizimle konuşup dilini geliştirmek için geliyor. Yaşasın! Acele etsek iyi olur. Delfin'in treni gelmek üzeredir. Son durak. Herkes insin. Bu Delfin'in treni. Delfin. Bonjour. Bonjour. Fransızca'da merhaba demek. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bay Eşek. Aman tanrım, o büyük bavul Delfin'in mi? Evet, Delfin ziyareti için küçücük bir şeyler getirdi. Burada olmayan şeyler, peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin, seni yarın akşam alırım. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim. Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'in yatağını hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Bay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek.
Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Delfin'in güzel şarkısı herkesi uyuttu. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Bonjour Delfin. Delfin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve Bong ve Bing diyerek. Bong, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong. Harika. Dilinizde bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing, Bong, Bingli, Bongli. Ay'a yolculuk. Güzel, güneşli bir gün. Peppa zıplayan topuyla oynuyor. George ve arkadaşı Phil Edmund oyuncak uzay roketleriyle oynuyor. Ay, ay. George zıplayan top aymış gibi yapıyor. O topla ben oynuyordum ama. Edmund'un uzay roketi Peppa'nın kafasına indi. Bu çok eğlenceli gözüküyor. Yoksa Ay'a mı gidiyorsunuz? Bebekler için sıkıcı bir uzay oyunu işte baba. Bunlar gerçek değil. Ama uzay gerçektir Peppa ve Ay'a giden gerçek roketler var. Müzede Ay'la ilgili her şey sergileniyor. Gidip görelim mi, ne dersiniz? Evet. Gerçekten Ay'a gitmek zorunda mıyız? Hayır Peppa, biz Ay'a gitmiyoruz. Müzeye gidiyoruz. Peki. İşte müze. Herkese merhaba. Ay gösterisini izlemeye mi geldiniz? Evet Bayan Tavşan. 5 bilet lütfen. İşte. Size Ay yolculuğunda iyi eğlenceler. Gerçekten Ay'a gidiyoruz. Hayır Peppa, sadece numaradan. Ay'a yolculuk için bu taraftan, hadi bakalım. Tur rehberi Bay Tavşan. Kalkışa hazırlanın. Sadece numaradan değil mi? Evet öyle Peppa, sadece numara. 5, 4, 3, 2, 1. Fırlat. Bir gezegende yaşıyoruz. Adının ne olduğunu bilen var mı? Dünya. Evet, doğru. Ben uzay şeylerinde biraz ustayımdır. Güneşimizin etrafında 7 gezegen daha var. İsimlerini bilen var mı? Merkür. Oo, aferin Edmund. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs. Edmund uzay hakkında her şeyi biliyor. Ben çok zekiyimdir. Bu gezegenler nelerden oluşur bilen var mı? Kartondan yapılmışlar. Bu modeller kartondan yapılmış ama gerçekte gezegenler kaya, buz ve gazdan oluşur. Ama tabii ki Ay peynirden yapılmıştır. Hayır, Ay da kayadan oluşur ve bu ciddi bir tur. Lütfen şakalar ve gülmek yok. İşte geldik Ay'ın yüzeyi. Ama bu gerçek değil. Numaradan Ay, öyle değil mi? Evet. Gerçek Ay olsaydı kafamın üstünde sıçrayabilirdim. Ay'da neden çok yükseğe zıplayabiliriz bilen var mı bakalım? Yer çekimi. Oh, evet doğru Edmund. Bizi yerde tutan şey yer çekimidir. Ay'da daha zayıftır. Bu yüzden daha yükseğe zıplayabiliriz. Bilim yardımıyla sizi Ay'da zıplıyormuşsunuz gibi hissettirebiliriz. Bu çok etkileyiciymiş. Nasıl yapıyorsunuz? Büyük lastik bantlarla.
Herkese Bay Tavşan'ın anti yer çekimli plastik bantları takıldı. Numaradan ay üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Ay peyniri değil. Ay peyniri. Ve turumuzun sonuna geldik. Lütfen bu taraftan yürüyün. Ayın üstünde ağaçlar var mı? Hayır. Ayda araba var mı peki? Hayır. Ayda dükkanlar var mı? Hayır. Bu çok şapşalcı olurdu. Ay dükkanına hoş geldiniz. Ay haritalarımız, ay kitaplarımız var. Ay üstünde domuzcukların ve bir film fotoğrafı bile var. Şuna bakın. Biz ayda zıplarken... Ay taşımız da var. Üstelik ortasında ay resmi var. Gerçek ay peynirine ne dersiniz? Bu ne kadar Bayan Tavşan? 5 pound lütfen. 5 pound mu? Ama iyi bir şey için. Artık ayı seviyorum. Çünkü çok ilginçmiş. Öyle de çok nefis. Baba domuz bu sabah çamaşır yıkıyor. Baba, bu tişört nedir? Bu benim futbol formam. Babanız bu akşamüstü futbol oynayacak. Ama önce işe gitmem lazım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı baba. İşe gitmek zorunda. Aa, zavallı babanız. Hadi gidip oynayalım. Evet, hadi oynayalım. Peppa çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Anne domuz da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Olamaz. Anne, babamın formasına çamur sıçrattık, gördün mü? Sorun değil, hemen yıkarız. Hemen yıkarım. Babanız çamurlandığını bile anlamaz çocuklar. Hadi makineye atacak başka şeyler de bulalım. Benim elbisem de biraz çamurlu. Anne domuz ve George yıkanacak başka şeyler de buldu. Aferin sana George. Kıyafetleri buraya koyup düğmeyi çeviriyoruz. Çamaşır makinesi sabunlu sıcak suyla doldu. Şlap, şlup, şlap, şlup, 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 şlup. Çamaşır makinesi bütün odayı titretiyor. Peppa, senin elbisen nerede? O da yıkanıyor işte. Ne? Hayır. Bak anne, kırmızı elbisem tertemiz olmuş. Evet Peppa, ama bak başka elbiseler ne halde? Olamaz. Peppa'nın kırmızı elbisesi bütün beyaz çamaşırları pembeye boyadı. Forma için pembe pek de iyi bir renk değildir. Baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz, bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba, üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok
güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba Babadomuz. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Baba domuz futbol oynamayı seviyor. Herkes futbol oynamayı seviyor. Özellikle çamurlu yerde.